Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kandil, mübarek gün ve geceleri kutlamak bitat mıdır? Bitat aslında kelime manasıyla yenilik anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yeniliğin İslam'a uygun olanları vardır. İslam'a uygun olmayanları vardır. Bu açıdan baktığımızda herhangi bir kitapta, bir yerde bir bid'at kelimesini görmüşsek veya herhangi bir insanın ağzından bir bid'at kelimesi çıkmışsa hemen bunun günah olduğu, haram olduğu ve yasak olduğu şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü bid'at kelimesi hem İslam'a aykırı olmayan yenilikler anlamında hem de İslam'da olmayan, İslam'a katılan ve İslam'a aykırı olanlar anlamında kullanılır. Bu açıdan bakıldığında bir Müslümanın herhangi bir geceyi değerlendirmesi, herhangi bir gecede bir araya gelerek dua etmesi ve sohbette bulunmaları, Kur'an okumalarına neden günah diyelim ki? Şimdi soruyu kutlamak yerine şöyle sorsak. Kandil gecelerini, mübarek gün ve geceleri değerlendirmek bit'at mıdır? Ne diyeceğiz? Yani herhangi bir geceyi, Müslümanlar bir araya gelip değerlendirseler ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu şekilde o geceyi ihya etseler, namazla, Kur'an'la, zikirle, tefekkürle veya herhangi bir konferansla, seminerle, dini, içtimai, toplumsal herhangi bir maslahatla değerlendirseler buna biz yanlış mı diyeceğiz? Demek ki bir defa bunun İslam'a aykırı bir tarafı yok. İkincisi bid'at olsa bile bid'atın hasene kısmındandır. Bakın bununla ilgili çok orijinal bir şeyi sizinle okuyarak paylaşalım. İmam Suyuti Hazretleri El Havi lil Fetavi isimli eserinde aynen şöyle der. Yerinden okuyacağım. İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp malumunuz Mevlid Kandili dediğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi, doğum gecesi dediğimiz Mevlid kandilini insanların değerlendirmeleri, Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur'an okumaları, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veladetiyle doğumuyla ilgili haberleri, menkıbeleri, seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri, Bid ay hasenedir. Güzel bir bid'attır. Yani güzel bir yeniliktir. Bakın, bidat kelimesi burada tamamen yenilik, yeni bir güzellik anlamında kullanılmıştır. Bakın, minareler de bir yeniliktir. Peygamberimiz zamanında yoktu. O zaman minareler yanlış mı? Hoparlörlerle ezan okumak da peygamberimiz zamanında yoktu. Bugün hoparlörlerle ezan okumak günah mı? Hata mı? Ne güzel ezanın daha uzak yerlere ve daha çok insana duyurulması, ulaştırılmasına vesile olur. Bunlara bid'at denilse bile hasene kısmındandır. Ama yanlış anlaşılmasın diye biz bid'at kelimesini kullanmak istemiyoruz. Fakat kullanılırsa da bilinsin ki bu günah anlamında, yasak anlamında değil, İslam'a aykırı olmayan yenilikler anlamında kullanılmıştır. Bakın ne diyor? Çünkü bu toplantılarda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı büyük bir hürmet, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Peki Peygamberimize duyulan bu saygı ve dünyaya gönderilmesinden ötürü sevinç duymak güzel mi, kötü mü? Bu ise sahibine büyük bir sevap kazandırır. Şimdi Berat Kandili vesilesiyle bir insanın geçmiş yıllarının bir hesabını yapıp gelecek yılının da yeni bir stratejisini, bir planını, bir projesini çıkarıp günahlarından tövbeye ve yeni güzel niyetlere, ibadetlere yönelmeye vesile olması, Müslümanların bir araya gelip Kur'an-ı Kerim okumaları, Allah'ı hatırlamaları, yaptıkları yanlışların farkına olarak tövbeye vesile olmaları yanlış bir şey midir? Yani yapmayın bu güzel şeyleri mi diyelim onlara? Fakat şu var. Şunu diyebiliriz. Kardeşim bu dinin emrettiği bir uygulama değildir. Yapanlara karışmıyoruz ama yapmayanlar da zorlamayın. Niye yapmıyorsunuz? Bak yapmamakla günah işliyorsunuz demeyiz. Bak bu normal. Demek ki bu kandil gecelerini bir vesile kılarak, bu mübarek geceleri bir tabiri caizse bahane sayarak Müslümanların bir araya gelmeleri, o geceyi ibadetle, tefekkürle, namazla, zikirle geçirmeleri ve geçmişlerinin ve geleceklerinin bir hesabını yapmaları gayet güzeldir, hoştur. Bu onlara sevap kazandırır ve hayırlı bir hizmete vesile olur. Ama yapmayan insanlarda yapmaya kimse zorlayamaz. Şu halde yapmayanlarda yapanlara ne yapıyorsunuz demeye hakları olmaz. Bir diğer husus. İslamiyette eğer bir nafile ibadetin aslı orijinali ayette hadiste varsa onun nafilelerini yapmanın dini bir sakıncası yok. Mesela Peygamber Efendimizin çarşamba günü oruç tutmakla ilgili bir emri yok. Ama bir yasak da yok. Bir Müslüman çarşamba günü oruç tutsa bidat mı işlemiş olur? Çünkü oruç tutma ibadeti İslam'iyette vardır. Ve Çarşamba gün oruç tutmak da yasak değildir. Öyleyse İslamiyet hadis ve ayetlerde Çarşamba gün oruç tutulması gerekir veya tutulur diye bir kuralı olmasa da bir Müslüman o günde orucunu tutar ve nafile sevabını alır. Şu halde geceleri ihya etmek, geceleri değerlendirmek özellikle 3 aylarda, 3 ayların o mübarek gecelerinde, Ramazan gecelerinde o geceleri değerlendirmekle ilgili madem ki hadisler vardır. Ve madem ki özellikle Kadir Gecesi ilgili Peygamber Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Şu halde bu ayetleri ve hadisleri dikkate alarak bir Müslüman mübarek geceleri bahanesiyle o geceleri değerlendirmesi dinin aslına aykırı olmadığı gibi dinin aslına da uygundur. Öyleyse bu nafile bir ibadet sayılabilir. Şu halde madem ki Müslümanların yüzlerce yıldır binlerce yıldır bunları uygulamaları ve madem ki bunun hayra, berekete vesile olması ve madem ki İslam alimleri tarafından güzel bir yeniliktir diye ifade etmeleri gösteriyor ki Müslümanlar mübarek geceleri değerlendirebilirler, birbirlerini teşvik edebilirler ama yapmayanları zorlayamazlar. Yapmayanlar, değerlendirmeyenler de yapanları ve değerlendirilenleri yasaklayamaz ve yaptığınız günahtır diyemez. Yani bu güzel uygulamayı yapmak varken niye birbirimizi zorluyoruz ki? Niye yapanlar yapmayanlara niye yapmıyorsunuz diyerek azarlıyor? Niye yapmayanlar yapanlara dine aykırı bir şey yapıyorsunuz diye itham ediyor ki? Doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. İşin ortası vardır, işin kolayı vardır. Yeter ki bunu dinin bir aslı gibi görmeyelim, yapmayanlar günah işlemiş demeyelim. Bir şey daha hatırlatalım bu vesileyle. Bu mübarek geceler ve kandiller vesilesiyle İslam'a aykırı şeyler yapılırsa bu da bu güzel günlerin yanlış kullanıldığından dolayı bazı insanlar tarafından karşı çıkılmasına neden olabilir. Belki de bazı kardeşlerimiz sırf o günler vesilesiyle İslam'a aykırı şeyler yapıldığından dolayı karşı çıkmış olabilirler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Müslümanın her hali Müslümanca olmalı eğer bir tertip yapacaksa, bir organizasyon yapacaksa, bir araya gelerek bir iş yapacaklarsa mutlaka yapacakları iş İslam'a uygun olmalı. İslam'a aykırı hiçbir fiil, hareket, söz ve davranış oraya girmemeli. Ta ki kaş yapacağız derken göz çıkarmayalım.